Evet, İyilik Kapısı programı devam ediyor. Haydar İnsani Yardım Derneği Kocaeli Bölge Temsilciliği ve Gebze Belediyeler Birliği tarafından Suriye'nin İdlib kentine gönderilen tırlardan 7 tanesi daha bugün gönderiliyor bölgeye. Hayrat ekibi, işte Gebze Belediyesi ekibi, bölgedeki yardımsever insanlar da bu ekiple o bölgeye gidip yardımlarını dağıtacaklar. Şimdi sizi törenle baş başa bırakıyoruz ve Allah yardımlarını kabul etsin diyoruz. Programımıza Kur'an-ı Kerim ile başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzere Osman Yılmaz Camii İmam Hatibi Sayın Ramazan Yönden Hocamı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne lâ yercûne liqâ Subhan rabbika rabbil izzati
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Çok kıymetli büyüklerim, değerli hazirun, Rabbimize hamdolsun yine böyle bir güzel organizasyonda bizi bir araya getirdi. Elhamdülillah en son Dilovası'ndaydık. Ramazan'da 25 tırı göndermiş olduk. Yine Ramazan sonrası Rabbimiz ihsan etti. 10 tır yine, 7 tır burada, 3 tır daha dışarıda olmak üzere tamamlamış olduk. 5 ay geçti, hamdolsun şu ana kadar 61 tırdayız. Kocaeli olarak bunun 40 tırı Gebze'mize ait. Rabbim Mehmet'ten razı olsun bu güzel hayra destek olanlara. Şimdi merak edenler aslında çok, bu nasıl oluyor, bu kadar yardım nasıl toplanıyor? Tabii bu işte bir sürü sırlar var. Biz özellikle Hayrat Yardım Camiası olarak Üstad Bediüzzaman Hazretleri der ki, amelinizde rızahi ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Evet, birinci sır aslında bu. Yani biz bütün hayret yardım olarak gerçekten bütün maksadımız rızahi ilahidir. Bu yoldaki adımların neticesi budur. Allah razı olsun gerçekten. Bu tabii ki bu törenlerin yapılması, bu tırların toplanmasına büyük bir katkıdır. En son Dilovası'nda yaptıktan sonra törenimizi Habeşistan'a gitmek nasip oldu o akşam. Daha önce yine Kocaeli'mizden, Gebze'mizden göndermiş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dağıtmaya gittik. Ve gerçekten şunu orada gördük. Habeşistan bugün gerçekten zor bir coğrafya. Binler dua aldık. Gerçekten Kur'an-ı Kerimleri dağıttık. Binler dua, insanın dualarını aldık. Mazlumların, yetimlerin dualarını aldık. Daha sonra gelip 10 günlük İdlib seyahatimiz oldu. Yine aynı şekilde Ramazan'da göndermiş olduğumuz tırları orada dağıtmış olduk. Ondan sonra geçen hafta Somali'deydik. Bir haftalık Somali seyahatimiz oldu. Kurbanlarımızı satın aldık. Daha önceki kuyularımızı kontrol ettik. Kurbanlar kestik. Yine Kur'an-ı Kerim dağıttık. Ben şöyle bir şeye şahit oldum. Yine dediğimiz gibi bu tırların toplanmasındaki bir tane de sır ben buna bağlıyorum. Tabii benim aslında alanım değil ama Ayasofya açıldı elhamdülillah. İslam adına büyük bir muzaffariyet. Peşine Taksim'deki camimiz bir o kadar, gerçekten Ayasofya kadar önemli bir adım İslam adına. Emin olun ki bugün Somali buradan gittiğimizde 8,5 saat uçakla sürüyor. Sahada faaliyet yaparken radyo, Somali radyosu yayında 5 dakika bizim Taksim camimizin açılışla ilgili haber yaptılar. Öyle bir dualar ettiler, öyle bir memnun oldular. Ben tabii buradaki yansımasını bilemiyorum orada olduğum için ama ben eminim ki burada o kadar sevinç, burada o kadar bir yansıması olmamıştı gerçekten. Yani bu ne demek? Bugün Afrika, bugün Suriye, bugün bütün mazlum coğrafyalar bize dua ediyorlar. Bizim buradaki her adımlarımızdan, her türlü gelişmeden yakinen takip ediyorlar. Gerçekten binler dua alıyoruz. Özellikle de unutmadan Somali'den, İdlib'den binler selam getirdik, binler dualar getirdik. Gerçekten gerek bağışçılara, gerek Türk halkına, çünkü buradaki giden yardımlardan ziyade Türk halkının yanlarında olmasından dolayı gerçekten çok büyük heyecan içerisindeler ve bu onlara çok büyük gerçekten. Ben bunu Afrika'da defaatle görüyoruz. Umut oluyor. Bugün Somali'de 1000 tane sadece hayret yardım olarak yetim çocuğumuz var. İnşallah Kocaeli olarak orada bir yetimhane, 1000 tane çocuğun kalacağı yetimhane ile alakalı anlaşma yaptık. Elhamdülillah. Nasip olursa yarın akşam bunlarla alakalı İdlib'e gidiyoruz. 10 gün çok kıymetli misafirlerimiz de var İdlib'e gelecek bizden. Dönüşte Zanzibar'a gidiyoruz, Tanzanya'ya gidiyoruz. Yine orada 60 tane çocuğumuz var, yetimimiz, çok zorda olan. İnşallah yine Kocaeli olarak orada bir yetimhane onları yapmak için yine orada olacağız.
Yani elhamdülillah Kocaeli bu noktada çok önde. Bütün Türkiye, dünya üzerinde gerçekten çok büyük yardımlar yapıyor. Elhamdülillah ne kadar şükretsek azdır. Söz uzatmadan ben bütün değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde, yardımların toplanmasında emeği geçen bütün Anadolu Gıdamız, Paylaş Sevindir Derneğimiz, Asım-ı Nesi Vakfımıza, Hayrat Vakfı gönüllülerine, Cömert Gebze, Kocaeli halkına ben sonsuz teşekkür ediyorum. Allah ebeden razı olsun inşallah. İyiliğe sözümüz var. Biliyoruz ki dünya iyilikleriyle değişir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mazlumlar coğrafyasında olan ümit varlığını, onlara olan destek duygusunu Rabbim yok etmesin ve bu milleti de o mazlum milletlere sığınak olma şerefinden mahrum bırakmasın. Bugün burada tekrar İdlib'e, Suriye'ye yardım konvoyunu uğurlayacağız. Biz Gebze Belediyeler Birliği olarak başından bu yana toplanan yardımların eriştirilmesi, ulaştırılması konusunda gerekli her türlü çabayı, gayreti ortaya koyduk ve bu devam edecek. Biz bunu bir vazife olarak, vazife duygusuyla yapmaktayız. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu düşünceyle de gerek sosyal, kültürel, tarihi sorumluluklarımız, inanç bağlarımız, kültürel bağlarımız hepsi bizi bu faaliyetleri yapmaya zorunlu kılıyor. Çünkü oralar biziz, biz oralarız. Onlar bizden bir parça, biz onlardan bir parçayız. Dolayısıyla onları ne yalnız bırakabiliriz, ne de birilerinin söylediği, düşündüğü gibi misak-ı milli sınırlarına kendimizi hapseder, küçük dünyanın ve küçük hedeflerin insanı ve ülkesi, devleti olamayız. Bizim gönül misak-ı milli sınırlarımız var ama gönül coğrafyamızın sınırları yok. Dolayısıyla gönül coğrafyamızın sınırları olmadığı gibi biz nerede bir mazlum varsa, nerede bir inanan insan varsa biz orada olmaya ve onunla aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bu faaliyetleri yürütmek zorundayız. Bu anlamda katkı sunan, bağışta bulunan, emeğini ortaya koyan, gidip dağıtan, gönlünü ortaya koyan tüm taraflara ve tüm hemşehrilerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Kocaeli olarak farkındalığı bir adım önde tutarak yine bu konuda da bayraktarlığını ortaya koyduğundan dolayı da ben Kocaeli halkına, buradan herkese, Gebze'li hemşehrilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Allah bereketini artırsın, binini bin eylesin ve nihayetinde gönlü bol olanlardan etsin. Var olup cimri yaşayanlardan değil, harcayıp cömert olanlardan, harcayıp onun hazzını ve tadını rızai banide arayanlardan eylesin. Rızai bani hedefiyle yola çıkıp o şekilde duygularını sadece ve sadece Rabbimizin rızası için yönlendirenlerden eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, saygılar sunuyorum. Bugün yine hayırlı bir hizmet için, hayırlı bir iş için birlikteyiz. Allah razı olsun. Hayrat Vakfımız bugün 2021 yılının 61. tırını, 61 tane tırını göndermiş olacak. Bugün 10 tane tırımızı hep beraber İdlib'e, oradaki gönül coğrafyamıza, oradaki mazlum kardeşlerimize, oradaki yetimlere, savaş mağdurlarına gönderiyoruz. Maalesef dünya bu savaşta seyirci kalıyor. Buraya kaldığı gibi Filistin'e de seyirci kalıyor. Zalimlerin zulmünün karşısında maalesef sessiz kalan dinsiz şeytanlar oluyorlar, dinsizler oluyorlar. Biz tarih boyunca mazlum coğrafyaların ve İslam aleminin hamisi, önderi, abisi, büyüğü olmuşsak, bundan sonra da bu görev bizim omuzlarımızda. Yola çıkarken Allah rızası için çıkıldığı için, gönülle çıkıldığı için bu 61 tire Şükür Bey'le konuştuk, hiç zorluk çekmeden, yani bir vesile olduğu için, yani bir harekete geçip Allah rızası için bu yolda gayret ettiği için hayırseverler de
yardımseverler de bu desteği kendilerine veriyorlar. Ben buradan bu tırlara ister nakit olarak isterse eşya olarak destek olan hayırseverlere, hayır sahiplerine, iş adamlarımıza, belediyelerimize, büyükşehirimize çok teşekkür ediyorum. Bu biraz önce konuştuk Şükür Bey'le. Yani Gebze bölgesinin buradaki yerine kadar yaklaşık 40 tırı, yani 61 tırın 40 tırına yakını bizim bölgemizden. Bu da gösteriyor ki Anadolu her zaman gönül coğrafyası. Anadolu her zaman kalbinde yardım duygusu hiç bitmiyor, hiç sönmüyor ve mazlumun elinden tutmasını biliyor. Allah bu yardımı yapanların inşallah hem sevap hanelerini arttırsın hem de kazançlarını arttırsın ki daha çok bu konuda destek olsunlar, yardımcı olsunlar. Oraya gidip oradaki tabloyu görmek gerçekten çok önemli. İşte yine bazı arkadaşlarımız Gebze Belediye'mizden, büyükşehirimizden arkadaşlarımız gidecekler. Oradaki tabloyu görmek için daha önceki zamanla yine sivil toplum kuruluşlarından, diğer kuruluşlardan arkadaşlar gittiler. Hakikaten oradaki tablo çok iç açıcı değil. Ama ümit varız inşallah istikbalde en gür seda İslam sedası olacak diye inanıyoruz, güveniyoruz. Ama bu konuda da çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım, alın teri dökmemiz lazım. Birbirimizle dayanışmamız, birbirimizin kusurunu örtmemiz, birbirimizi sevmemiz lazım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Buradaki bu topluluk bir dua niyetine geçer inşallah. Duaların kabulü için ben çok teşekkür ediyorum. Allah'tan dualarımızın kabulünü niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Benden önceki konuşmalar özetlediler. Çok güzel konuyu, bir hakkın. Bizler sabahleyin uyanıyoruz. Çocuklarımız var, eşimiz var, sorumluluklarımız var. Onların geçim gailesi var efendim. Yapmamız gereken bireysel işlerimiz var. Ama şu bir gerçek ki hayat sadece bizim etrafımızda dönüp dolaşmıyor. Biz evimizde uyandığımız zaman aynı zamanda şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde, dünyamızda da birçok insanlar uyanıyor. Hakkın temsilcileri o gün, o ay, o yıl hak için mücadele ediyor. Batılın temsilcileri de şeytanlık için mücadele ediyor. Maalesef çok bariz bir şekilde son zamanlarda Amerika başta olmak üzere emperyalist devletler İslam coğrafyasında taş üstünde taş bırakmıyorlar. Bunu ya taşeronları eliyle yapıyorlar, bazen de bizzat kendileri yapıyorlar. Suriye'de çok büyük bir yıkım yaşandı. Hemen yanı başımızdaki bir ülkede insanlar birbirine düştü, evler yıkıldı, babalar öldü, kadınlar eşsiz kaldılar, çocuklar yetim kaldılar. Bütün altyapıyı mahvettiler. Caddeler, elektrik tesisatları, su kanalizasyon tesisatları. Orada Hatay'a en yakın yerde, İdlib'de ülkenin büyük bir çoğunluğu toplandı, güvenli. Türkiye'den gelen yardımlar başta olmak üzere onlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ben 400 bin civarında biliyordum. 4 milyon olmuş, 4,5 milyon civarında insan yaşıyor orada. Hatırı sayılır miktarda yetim var. Evimize de düşen imkanlar ölçüsünde onlara el uzatmak. Daha evvel de yine buradaki yardım tırlarında konuşmalarımızda söylemiştik. Maalesef içimizde ya Türkiye'deki fakir fukara bitti mi? Şehirlerimizdeki şimdi oralara kadar gidiyorsunuz diyenler var. Onlar diyenler olacak. İmkanı az olanlar az verir, çok olanlar çok verir. Arkadaşına bir çayı, bir simidi bile ısmarlamaktan aciz olanlar bu yardımların nasıl toplandığını, nasıl dağıtıldığını, bu hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü anlamalarına imkan yok. Maalesef onlar bu işleri anlamayacaklar ve ömürleri de öyle diye geçecek. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine bölgemizin sivil toplum kuruluşlarından, hatta ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından Kızılay'ımızın Darıca Şubesi Başkanı'yla, Gebze Belediye Başkan Yardımcımızla,
gazeteci arkadaşlarımızla, bu vakıf dernek yöneticileriyle beraber bu yardım tırlarını İdlib'de dağıtımına bizzat ben de iştirak etmeye niyetlendim. Bu yardım kolilerinin, gıda kolilerinin, patatesin, soğanın, kıyafetlerin bizzat yerinde dağıtımına bu yardımları yapan kardeşlerimizin efendim bir temsilcisi kabilinde eşlik edeceğiz. Allah hem tır şoförlerimizin hem bu işlerde çaba sarf eden, gayret sarf eden, emek sarf eden kardeşlerimizin emeklerini boşa çıkartmasın. Amellerini layıkıyla kabul eylesin. Hem dünyada hem ahirette kendilerini bahtiyar eylesin. İbrahim suresinde Cenab-ı Allah le-i şekertüm le-yeziyedenneküm buyuruyor. Eğer şükrederseniz ziyadeleştiririm. İmkanım az, ben yardım yapamıyorum diyenlerin az imkanlarıyla vermesi lazım. Çok olanların çok imkanlarıyla vermesi lazım. Ama vermesi lazım. Sadece ben doyayım, ben en kaliteli kıyafetleri giyeyim, en güzel evde oturayım, en güzel yemekleri yiyeyim dersek o zaman bencillik etmiş oluruz. Verirsek artıracağını beyan ediyor Allah, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Verdikçe artacak. Allah bizi cömertçe verenlerden eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki Üd'uni estecib leküm. Bana dua edin ki duanızı karşılık vereyim. Ya Rabbi, bugün burada yetimlerin, mazlumların yardımına koşmak için bir araya toplandık. Yapacağımız duamızı makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yetimler için, mazlumlar için, mağdurlar için, esirler için toplanmış olan bu yardımları, toplayanların niyetlerini makbul eyle ya Rabbi. Bu yardıma destek vermiş olan kardeşlerimizin niyetlerini makbul eyle. Kazançlarını bereketli eyle. Hanelerine huzur, bereket, ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Burada destek etmiş olan vakıflarımız var, derneklerimiz var, belediyelerimiz var. Ya Rabbi, Kur'an'ında buyuruyorsun ki ve teâbenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yarışın buyuruyorsun. Ya Rabbi, bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, kardeşlerimizi yardımlaşmada, iyilikte yardımlaşmada, kazanç noktasında inşallah birbirimize yarışmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda uğurlayacağımız bu gıda yardımlarımızın için yola çıkacak olan araçlarımızı kazasız belasız bir şekilde menziline ulaşmaları nasip eyle. Ya Rabbi, oradaki kardeşlerimize bulmuş oldukları sıkıntılarından bir an önce kurtulup hürriyet, huzur içerisinde bir vatan nasip eyle ya Rabbi. Onların derdiyle dertlenmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelip de el açıp amin diyenlerin de geçmişlerine rahmet eyle. Niyetlerini makbul eyle. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, her an mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun yanında olan bu necip milletimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, her an mazlumun yanında olmaya devam etmeyi, bu şuurla yaşamayı bizlere ve gelecek olan neslimize nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bu yardım konvoyumuzun salimen menziline varması için, Allah rızası için el Fatiha. Evet, Kızılay Darıca Şube Başkanı sevgili Çetin Solhan'la birlikteyiz. Sayın Başkan, yardımlarla ilgili neler söyleyeceksin? Evet, büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Dünyanın bütün mazlumlarının umuduyuz. Bu tırlarımızı da Suriye'nin İdlib kentine götüreceğiz. Defaten gittik oralara. İnanın çok içler acısı bir durum var. Bir oda var düşünün. 8 tane bayan var, 24 tane çocuk var. Eşleri yok. Kimisi eşinin şehit olduğunu biliyor. Kimisi yaşadığını yaşamadığını bilmiyor. O çocukların psikolojisi, yetimhaneler var. O yetimhanelerde yüzlerce, binlerce çocuk var. Sahada, çölün ortasında, bildiğiniz bir dağın başında çadır kentler var. Çadır kentlerde insanlar çok
çok çaresiz durumda yaşıyorlar. Bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, yıllarca çaresizce yaşıyorlar. Ve bunlara umut olan, bunlara güç veren yalnızca Türk milleti. Gerçekten gittiğimiz zaman bir taraftan buruk gidiyoruz, bir taraftan ay yıldızımızı gördükleri zaman o sevinçlerini, o gerçekten ecdat yadigarımız, Hilal Ahmer'imiz, yani Türk Kızılay'ımız, dünyanın her tarafta mazlumların yanında ve Hayrat Vakfımız, birçok uluslararası programda beraber hareket ediyoruz ve her zaman ülkemizin içinde deprem olsun, sel olsun, afet olsun, her zaman hep beraberiz. Rabbim bu yardımlarda emeği geçen, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun ve bağışlarını ve hanelerini huzur etsin ve bereketlendirsin. Allah'a emanetsiniz. Güven, bunları biraz geri al ya.